Sayın Genel Başkanım, bu arkamızda gördüğümüz binalar 600 konutlar, yapılan kooperatif bundan 15 yıl önce yapılmış. Bunun gibi birçok evimiz Antakya girişinden itibaren gerçekten de çok oturulamaz duruma gelmiş ve yıkılmış durumda. Tabii Hasa'dan itibaren Kırıkhan, Antakya'ya giderken sağlı sollu bütün eski beldelerimiz, şu anki mahallelerimiz, Antakya, Defne ve Samandağ gerçekten de büyük bir yıkım içerisinde ve birçok insanımızı kaybettik. Şu anda da hummalı bir çalışma var. Gidebildiğimiz, yetişebildiğimiz, kolaycıkla altta sesini bu duyabildiğimiz insanları çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii ki İskenderun, Arsuz, Payas, Dört Yol'da da kayıplarımız var. Ama en çok kayıp bu güzergahta. Gerçekten de insanlarımız çok zor durumda. Şu anda elektrik, su, doğalgaz hepsi kesilmiş durumda. İletişimde de çok sıkıntılar çekiyoruz. Kendi insanımızla, çalışan arkadaşlarımızla bile telefon, WhatsApp görüşmesinde büyük sıkıntılar çekiyoruz efendim. Sayın Başkan, hepimizin gördüğü gerçekleri anlattı. Gerçekten de televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberler ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok da ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu, onu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Devletin kurumları aslında, bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz. Hepimiz bir anlamda da kızgınız. Sorun var, evet. Sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var ama onların tamamını kimse merak etmesin. Yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz. Elbette kızgınız. Ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.